Mukavemet TV'ye ve Kitaba Dair programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Fikret Başkaya. Fikret Başkaya Hoca ile birlikte Eko Sosyalist Paradigma kitabını konuşacağız. Ama konuğumuzu almadan önce masamın üstündeki kitaplardan size biraz bahsetmek istiyorum. Bugün masamın üzerinde 5 tane kitap var. Bu kitaplardan ilki Sibel Öz'ün yazdığı Fakir Baykurt kitabı. Evet, bir çocuk kitabı ve ben ilk olarak bunu tanıtarak girmek istedim. Çünkü çok önemli bir tarihsel kişilik için çocuklara göre kitap yazabilmek kolay bir iş değil. Yani Fakir Baykurt'la ilgili kitap yazabilmekten daha zor bir iş arkadaşlar. O yüzden ilk tanıtacağım kitabın bu olmasını istedim. Tabii ki belki bizler için değil ama çocuklarımız için, yeğenlerimiz için gerçekten çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. 1999'da aramızdan ayrılan Fakir Baykurt'u genç kuşaklara anlatabilmesi için yazılmış. Sibel Öz yazmış bu kitabı. Ben Sibel Öz Hoca'yı İletişim yayınlarından 2020'de çıkan Adile Naşit'le ilgili oyuncu Yeşilçam Yıldız Sistemi'nde bir anti yıldız Adile Naşit kitabıyla tanımıştım. Ama ben de şöyle bir kurcalayınca bayağı öykü kitabı falan olan çok önemli bir arkadaşımızla, dostumuzla da tanışma fırsatım oldu. Tekrar size bu kitabı göstermek istiyorum. İlk tanıtmak istediğim masanın üstündeki ilk kitap bu kitap. Diğer bir kitapsa araştırma görevlisi bir arkadaşıma ait Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuk Bölümünde Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda Aynur Demirli Hoca'ya ait bir kitap. Demokrat Parti ve Laiklik kitabı Kahrolsun Komünizm, Yaşasın Din Hürriyeti başlığını taşıyor bu kitap. Kitap hocanın master tezi arkadaşlar. Ben master tezlerinin, doktora tezlerinin kitap olarak yayınlanmıştım. Yayınlanmasını çok önemsiyorum. Bu kitaplar boşa, yani bu çalışmalar, bu akademik çalışmalar daha geniş okuyucuya ulaşabilmek için bence değerlendirilmeli. Ama ben kitabın birkaç eleştirisini de yapmak istiyorum. Hoca da izin verirse. Ben bir yandan bu akademik çalışmaların yayınlanması çok önemli bir katkı olarak görüyorum ama tez formatı ile kitap formatının da birbiriyle aynı olmadığını düşünüyorum. Oysa hoca 2006'daki Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'ndaki tezinin aynısını kitap olarak basmış. Çok önemli bir katkı. Kitap gerçekten çok önemli bir noktaya temas ediyor. Demokrat Parti'nin laiklik söylemini devletin baskı aygıtından din hürriyetine bayağı önemli bir geniş bir yelpazede ele almaya ve laiklik tartışmalarını da bu bağlamda ele almaya çalışıyor ama tezinin aynısı olmuş. Keşke dedim tezi üzerinde biraz daha şey yapsaydı. Bir de bir belge bende tesadüfen var. Hani belki ben hocanın tezini tez olarak gözetme şansına sahip olmuştum. Ama Notavene'den çıkan bu kitabı da böylece masanın üstünde de size tanıtmış olma şansına da eriştim. Bu Demokrat Parti ve laiklik ile ilgili tartışmalarda özellikle bu Said Nursi'nin müritleri aracılığıyla Adnan Menderes'e Demokrat Parti'nin genel başkanı olduktan sonraki genel başkanına yazdığı 1952'de 53 tarihli devlet arşivlerinde bulabileceği bir belge vardır. Bayağı hani Demokrat Parti'yi desteklediğini Said Nursi'nin müritlerinin ağzından yazıp gönderdiği, müritlerini de imzaladığı. Keşke o belgeyi de ekleseymiş hoca. Bunlar tabii minik eleştiriler. Kitap gerçekten kaliteli olmuş. Aynur Demirli hocanın ellerine kollarına sağlık diyorum. Masamın üstündeki üçüncü kitabım ise 1916 ve 1917 yıllarındaki kanun hükmünde kararnamelerle barış akademisyenlerine imza atmaları sebebiyle görevlerinden uzaklaştırılan İnan Özdemir Taş'tan İlkay Kara, Merve Dil Temiz Mol hocaların yazdıkları bir çalışma, o bir ortak çalışma. Aslında bu ortak çalışma da gerçekten çok kayda değer bir çalışma olmuş. Bu arada hocaların Frederik Gilbert Schüphün Vakfı'nın Türkiye temsilciliğinde 2017-2018 yılları arasında gerçekleştirdikleri bu vakfın desteğiyle, yardımıyla gerçekleştirdikleri liderlerin seçim konuşmalarında dini söylemler, 2002 sonrası Türkiye genel seçimleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz başlıklı raporundan üretilmiş gerçekten kayda değer bir çalışma. Ve çalışmanın bence güzel tarafı arkadaşlar, sadece hani dinselleşme ve 2002 sonrası deyince a priori insanın aklına hani sadece AKP ile ilgili bir çalışma geliyor. Halbuki hocalar sağ olsunlar yani hem AKP var tabii ki, hem Devlet Bahçeli'nin söylemlerinde dinselleşme, hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın seçim konuşmalarında dinselleşme, hem de en son bölümde Hakların Demokratik Partisi eş başkanlarının 7 Haziran seçim konuşmalarında bu dinselleşmenin izlerini aramış olmaları da kitabın önemini, kalitesini bir kerte daha artırıyor. Tabii bu bir eksiklik olarak değil ama belki bundan sonra bu konuda yapılacak çalışmalar için bir sonraki basamak olarak değerlendirilebilir mi? Benim bu eleştirim, bilmiyorum ama keşke 60 civarı, yanlış saymıyorsam 60 civarı seçim konuşmasına değinmişler. Keşke biraz daha parlamento dışında seçimlere katılan partilerin seçim konuşmalarına da yer verilse miydi? Ya da bundan sonraki çalışmalarında bu kitabı genişletmek isterlerse ona da yer vermek isterler mi? Bunu da minik bir eleştiri olarak şey yapmak isterim. Kitap gerçekten kaliteli ve güzel olmuş. Özden B. Demir'in Pandemi, Salgının Medikopolitiği, Covid-19 Kronikleri isimli çalışması masamın üstündeki, bugün size tanıtmak istediğim 4. çalışma arkadaşlar. Benim de gerçekten çok yeni şeyler öğrendiğim bir çalışma. Çünkü yani kitabın ismi Medikopolitik ama kitap tıpçı olmayanlara da bu işi, siyasetçi olmayanlara da tıp şeyini anlatabilecek, anlatabilen bir kalibrede bir kitap olmuş. Çünkü ulus devletten Foucault'a, halk sağlığından küreselleşmeye, AIDS'ten pandemiye, hepsini birbirine çorba etmeden belli bir sistematik içerisinde bir araya getirmiş Özen Hoca. O aslında bu çalışma da Özen Demir'in Birikim dergisinden, Toplum Bilim'den, Ayrıntı, Terabyte, Gazete Duvar gibi yayınlarda daha önceden ele aldığı, bir araya getirdiği çalışmalardan çokça yararlandığını söylüyor. Muhtemelen çokça yararlanmaktan kasıt elden geçirip yeniden harman edip kimi yerlerine eklemeler, çıkarmalar yaparak ürettiği bir kitap. Ben çok beğendim gerçekten. Ellerine kollarına sağlık Özden Demir'in. Gerçekten de birçok açıdan bu Covid-19'u ki son senedir en yoğun gündemimiz bu oluyor diyebilirim. Çok güzel ele almış bu kitabı. Bir diğer kitap, bugün masanın üzerindekiler bölümünde sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap. Gerçekten kalabalık bir ekip tarafından yazılan Yeniden İnşa Et kitabı. Kitap Gezi direnişi sonrasındaki yerel dayanışma ve örgütlenme deneyimi içerisinde yer alan 10 küsur civarında insan tarafından bu deneyimi daha sonraki şeylere aktarmak amacıyla ele alınmış ama direkt Gezi direnişi sonrası kaleme alınmaya başlamamış. 15 Temmuz sonrasında bu işte yazmaya başladıklarını söylüyorlar. Oldukça Gezi direnişiyle ilgili oldukça güzel deneyimler, yatay örgütlenme deneyimleri kitap içerisinde paylaşılmış. Bence Gezi'yi tekrar anlayabilmek için de gayet iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet, bu hafta masamın üstündekiler bu kadar. Konuğumuzu çok beklettik. Ben şimdi Eko Sosyalist Paradigma kitabını konuşmak üzere Fikret Başkaya hocayı davet etmek istiyorum Kitaba Dair programına. Evet, bu haftaki konuğumuz Fikret Başkaya Hoca. Fikret Başkaya hocamla birlikte Eko Sosyalist Paradigma Komünist Topluma Giden Yol kitabını konuşacağız. Çok yakın bir zamanda Yordam yayınlarından çıktı kitap. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hoş bulduk. Ben de sana teşekkür ediyorum. Hocam, Eko Sosyalist Paradigma kitabınız yeni yayınlandı. alt başlığı Komünist Topluma Giden Yol ve hocam siz hemen daha birinci bölümde sadede gelmeden diye birinci bölüme bile gelmeden komünizmi nasıl bilirsiniz başlığıyla başlıyorsunuz ve imkansızlığı test edilmiş değil diye de bir başlık atmışsınız. Hocam çok kısaca komünizm nasıl biliniyor ve nasıl bilmeliyiz? Bize birkaç cümleyle özetlemeniz mümkün olabilir mi? Tabii tabii. Şimdi komünizm insanın insanla, toplumun da doğayla uyumlu olduğu, yani barışık olduğu bir gelecekteki bir düzenin adı. Yani sınıfların olmadığı, sömürünün olmadığı, yani ezen ezilenin olmadığı, yani demokrasinin, özgürlüklerin bir retorik olmaktan çıkıp bir gerçekliğe dönüştüğü, yani burjuva uygarlığının yerini alması gereken bir bir üretim tarzı, bir sosyal sistem, bir yaşam tarzı olarak tanımlanabilir. Fakat şöyle bir mesele var burada. Şimdi dünyada bugüne kadar insan ürettiği kelimeleri, kavramları bir sıralamaya koysan en sevimlisi, en güzeli hangisidir diye komünizm çıkar. Yani çünkü komünizm işte insanların insanın kendini gerçekleştirmesinin mümkün olduğu bir yaşam, bir uygarlık tarzı. Fakat kimse komünizmi duymak istemiyor kelime, kavram olarak. İki nedeni var. Bir tanesi kavram bir politik bir iddia olarak sahneye çıktığı günden beri yeryüzünün egemenleri, mülk sahibi sınıflar, İşte iktidarlar, bu dünyanın varına yoğuna el koyanlar, akıl almaz bir anti propaganda, bir kötüleme sürecine devreye soktular ve bu bugün de devam ediyor ama bir nedeni bu. Bir nedeni daha var, o da şu. Biliyorsun bu 20. yüzyılda kendilerine sosyalist diyen, düşmanlarının da komünist dediği rejimler kendilerinden beklenen umudu bekleneni karşılamadığı için işte mesela şimdi komünizm deyince Kuzey Kore akla geliyor ya da işte Stalin rejimi vesaire akla geliyor. Yani bu ikisinin kesişme noktasında kelimeye karşı böyle bir rap var. Fakat ben şuna inanıyorum ki çok samimiyetle bahse de girebilirim. Eğer bu burjuva toplumu, kapitalist toplum ömrünü doldurmuşsa, insanlığa, uygarlığa zarar vermekten başka bir şey yapamıyorsa ve bunun yerini de başka bir sistem alacaksa, bunun adı komünizm olabilir. Bunu büyük bir iddia ile ileri sürebilirim. Çünkü bugün olan, olacak olanın öncülerini de biliyorsun ima ediyor. Gidişat ya komünizm olacak ya da insanlığın geleceği olacak. Bu çok net. Hocam siz zaten kitabınızda ekonomik büyüme ve kalkınma arasında da bir fark olduğunu söyleyerek bu sistemin ekonomik büyüme üstüne ekonomik büyümeye ağırlık vermesinin bir toplumsal yıkıma bizi götüreceğini de bahsediyorsunuz. Bunu da birkaç cümleyle açmamız mümkün mü hocam? Şöyle şimdi kapitalizm biliyorsun sermaye düzeni demek. Büyümeden var olamayan bir sistem bu. Yani ya büyüyecek ya yok olur. Şimdi ne oluyor o zaman? Kapitalist ileriye doğru kaçmaya mecbur olan biri. Çünkü müthiş vahşi bir rekabet ortamında faaliyet gösteriyor. Varlığını sürdürebilmesi için daha sermayesini büyütmesi gerekiyor. Daha ileri teknolojiyi kullanması gerekiyor. Her seferinde daha çok üretmeye endeksli bir sistem bu. Durmak yok. Yavaşlamak da yok, durmak da yok. Dolayısıyla böyle bir zorunluluk var. Yani her seferinde daha çok üreteceksin, daha çok üreteceksin. Sınırsız büyüme dinamiğine sahip. Fakat bu dünyanın kaynakları sınırsız değil. Bir zaman geliyor, o yani dünyanın sonu, yani onun sınırına dayanıyor. Şimdilerde yaşamakta olduğumuz durum aslında bu. Dolayısıyla şu anda insanın yüz yüze olduğu kriz sadece sosyal mahiyette değil, ekonomik mahiyette değil, politik mahiyette değil. Esasen sistem içinde bir kriz değil bu. Sistemin kendisinde kriz. Biliyorsun Samir Amin'in bulak kapitalizm dediği bir durum var. Yani sistem yani bu, şu andaki durumu kriz kelimesi karşılamıyor. Bu bir çöküş hali. Fakat çöküş dediğiniz zaman insanlar da çok yani bu yanlış bir şey var. Çöküş demek yarın öğleden sonra saat 2'de bu iş bitti anlamında değil. Yani sosyal bir sistemin tarih sahnesinden çekilmesi, bir kuşun ölmesi, bir insanın ölmesi, bir bitkinin kuruması gibi anlık bir mesele değil. İşte o zaman da işte mesela bana çok bazen karşılaşıyorum bazı insanlarla. Hocam diyor siz paradigma iflas etti diyorsunuz diyor işte hani daha. Ben de ona diyorum ki bak bakalım Roma İmparatorluğu ne kadar da gitmiş. Feodalizm ne kadar da çökmüş vesaire. Yani bu sistem insana ve doğaya zarar vermeden yol alamıyor. Bildiğimiz dünyanın sonuna geliyoruz diyebilir miyiz? Wallenstein'in sözleriyle hani Samir Amin'den oraya da yani aslında bir bildiğimiz dünyanın da bir sonuna geliyoruz. Çünkü bu çöküşe doğru. Bu çok net olan şu ki bir sürdürülemezlik tablosu ile karşı karşıyayız. Şimdi mesela diyorlar ki işte efendim teknoloji nasıl olsa bir şekilde bu sorunu çözer. Böyle bir saçma bir de tabii toplumda çok rahatsız edici bir yani teknoloji fetişizmi var. İşte diyorlar ki ya bu dünyada sorun yaşanırsa işte Mars'a filan saçma sapan şeyler bunlar. Bir de şunu çok net olarak söyleyeyim müsaadenle. Tabii hocam. Buyurun. Kapitalist toplumda teknoloji insanlar daha rahat üretsinler, daha rahat yaşasınlar, daha çok boş zamanları olsun diye üretilmez. Daha çok kar etmek için üretiliyor. O zaman da senin teknolojin kar etmenin hizmetinde bir teknoloji. Bak işte dünyanın haline şu anda. Teknoloji gelişiyor. İşte dünyanın manzarası ortada değil mi? Yani dolayısıyla bak büyüme sermayenin büyümesidir. Kalkınma da insanın toplumun refahının yükselmesi yani maddi manevi yaşam koşullarının iyileşmesi. Yani bu arada çok önemli bir fark var. Bu büyüme de biliyorsun gayri safi milli hasılayla ölçülüyor. Yıllık değişime de büyüme oranı deniyor. Şimdi mesela bir ekonomi yılda %3 oranda büyüse 25 yılda 2'ye katlanır. %5 büyüse 14 yılda 2'ye katlanır. Peki bu sürecin sonunda insanların durumunda da aynı oranda bir iyileşme olur mu? Asla olmaz. Çünkü yani oradaki mantık ayrı. Orada kar amacıyla üretiliyor ve üretilenin yani niteliği bir şey yapılmıyor. Yani bir tartışma konusu yapılmıyor. Onun için bu tip yani bu işte ne yapıyorlar? Büyümeyle oyalıyorlar toplumu. İşte ekonomi büyüdü, büyüyecek. Büyüdü de nereye yani? Türkiye 100 yıldır büyüyor biliyorsun ve sanıyorum %4 civarında ortalama yıllık. 100 yıl sonra manzaraya bak. Ne demek istedim buradan? Anlaşılıyor. Hocam yani eğer kanser de bir hücre büyümesi ise ekonomik büyümeyi kansere, çocuğun ergenleşmesini, gelişmesini kalkınmaya benzetebilir miyiz? Çünkü bir kere kanser de büyüme yani. Bir kere büyüme ile ilgili sorun var. Şimdi sınırsız büyüme olur mu? Sen hiç mesela bir çocuk doğar biliyorsun 18 yaşına kadar falan orada durur. İşte bir civciv çıkar yumurtadan bir yere kadar büyür. Ne bileyim işte bir bitki topraktan çıkar, yeşillenir, çiçek açar, kurur. Bir tek kap yani burada burada büyüme sınırsız, böyle bir şey. Sınırsız büyümenin imkanı yok dediğim gibi. Doğanın yani bir süre sonra doğanın sınırlarına dayanıyor. Netice itibariyle büyüme kalkınma değildir. Olmadığı görülüyor işte. Türkiye'ye bak, büyüdü. Açlık, işsizlik, yoksulluk, sefalet, umutsuzluk vesaire. Yani dolayısıyla bir de tabii bu burjuva iktisadı biliyorsun buna mainstream economics deniyor. Bu hani ana akım iktisat. Bunun bilimle bir ilgisi yoktur aslında. Bir ideolojidir, saf ideolojidir ve burjuva düzenini meşrulaştırmak amacı taşıyan bir şey yani. Saf ideoloji, fakat biliyorsun bu iktisatçılar da burunlarından kıl aldırmazlar. İşte dünyanın gerçeğine hakim olduklarına dair bir deyim içindedirler. Yani bunu da tabii sorun etmek lazım. Yani bu üniversitelerde okutulanın bilimle falan bilgisi yoktur. Türkiye'den örnek verdiğiniz, her yıl %4 büyüyor, hatta işte rakamlara göre çok daha hızlı büyüdüğümüz zamanlar bile oluyor, ama 100 yıl sonra geldiğimiz nokta çok farklı dediniz. Cumhuriyetin temel mantığı muasır medeniyeti yakalamaktı. Siz de kitabınızda bunun biraz nasıl sakil bir şey olduğunu, nasıl böyle havada kaldığından falan bahsediyorsunuz. Muasır medeniyeti yakalamak denilince birkaç cümleyle hocam bunu ekonomik büyümeye, kalkınmaya, bu şeye, sizin bu kitabın ana düşüncesine getirecek olursak neler söylersiniz, bir iki cümle? Şimdi yani biliyorsun muasırın, yani sözlüğe bakarsan bu hani Osmanlıca Türkçe ansiklopedik sözlüğe bakarsan orada karşılığı şudur. Aynı asırda yaşayan demek. Yani aynı asırda yaşayan insanlar ve toplumlar. Aynı asırda. Şimdi sen aynı asırda yaşıyorsa demek ki o zaman bir sorun var yani. Niye o zaman? Aslında sorun bu sistem içinde ileri gitmiş olanlar, geride kalmış olanlar var. Kapitalist dünya sistemi bir piramide benzer, hiyerarşik bir yapıya sahip. Her ülke o piramitte bir yerde bulunur. Piramidin üsttekiler duruma hakim olur, aşağıdakileri sömürüyor. Şimdi sen diyorsun ki ben de yukarı çıkacağım. Yani ne demek? Bundan 100 yıl evvel İngiltere gibi olacağım. Şimdi işte bu yüzyılda Amerika gibi olacağım. Şimdi o orada olduğu için sen buradasın. Yani böyle bir şey var. Sen burada olduğun için o orada. Arada bir eşitsiz ilişki var. Yani o piramit dahilinde, o hiyerarşik ilişki dahilinde senin asla yukarı çıkman mümkün değildir. Ha, ne yapabilirsin? O piramidin dışına çıkarsan o zaman başka bir rota, o mümkün. Ama o mümkün değil. Şimdi tabii Türkiye'de 100 yıldır bu ülkeyi yönetenler diyorlar muasır medeniyet seviyesine ulaşamazsın. Ulaşamazsın çünkü sömürü, hakimiyet, bağımlılık ve tabiyet ilişkisi var. Yani dediğim gibi ya biri öyle olduğu için öbürü böyle. Biri zengin olduğu için öbürü fakir. Biri ta piramidin altlarında, hiyerarşinin altlarında olduğu için öbürü de zirvede. Ha, şimdi birinci mesele, demek ki bu imkansız bir şey. Yani o yapı içinde senin onun gibi olman lazım. Pardon. Onun gibi olman imkan. Fakat gerekli de değil aslında. Şundan dolayı gerekli değil. Mesela bugünün Amerika Birleşik Devletleri'nin seni cezbeden bir şey nesi var? Bana lütfen söyler misin? Niye onun gibi olmak yani de başka bir şey gibi olmamak? Dolayısıyla bu ufukta bir çizgi. Yani sen yaklaştıkça uzaklaşan bir çizgi. Bu hiyerarşik piramide benzeyen kapitalist dünya sistemi dahilinde yoksul ülkeler zengin ülkelerin düzeyine çıkamaz. Yani öyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır. O açıdan neyle cebelleştiğini bilmek gerekiyor. Yani yok kardeşim, muasır medeniyette falan ulaşamazsın. Ulaşmaya da çaba sarf etmen de abes. Ha ne yaparsın o zaman? Başka şey yaparsın, farklı şey yap. Yani ona cüret edersin. O zaman yani tamam, bir iddianın bir karşılığı olur ama yani şimdi sen işte ne bileyim, bu sadece son yüzyılın meselesi dedi, sen onu gayet iyi bilirsin yani. Mustafa Reşit Paşa da biliyorsun. Evet. Sivilizasyona diyor dahil olmak istiyor diyordu. Mustafa Reşit Paşa'dan herhalde bir 170-180 yıl geçmiştir. Yani GAP cephesinde yeni bir şey yok. Yani bu ne demek? Mümkün olmayan bir şeyi bir hedefe doğru seni yönlendirmek gibi bir şey var. Bu muasır medeniyet nedir? Bunu bir kere netleştirmek lazım. 2. Oraya ulaşmanın niçin gereksiz olduğunu da çok iyi bilmek gerekiyor. Hakikaten ben mesela Amerika'nın, ırkçı Amerika'nın, işte Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada katlettiği insan sayısını merak etsinler, baksınlar. Yani Orta Doğu'ya gelip baksınlar. Yani Amerika'nın nesi sizi cezbediyor Allah aşkına? Nefes aldı, alınmayan bir yer, alınamayan bir yer. Biliyorsun, hocam kaç ay evvel biliyorsun yani oradaki bu yani bu fakat şey tabii Amerika'nın bu son bu ırkçılığa karşı eylemler bence artık kalıcı olacak ve bir şeyleri değiştirecek. Bundan hiç şüphem yok. Hocam siz de kitabınızda bu uygarlık krizine çözüm olarak bir eko sosyalist paradigma ortaya koyuyorsunuz. Bu eko sosyalist paradigmayı nasıl tanımlayabiliriz ve neden uygarlık krizine çözüm? Kısaca bize özetlemeniz mümkün olabilir mi? Şimdi biliyorsun bu kapitalizm sosyal kötülükleri azdırmadan yol alamıyor. Yani işte bir kutupta zenginlik yaratabilmesi için öbür kutupta yoksulluk, sefalet, açlık yaratmak zorunda olan bir sistem. Şimdi dolayısıyla böyle bir sorunla malul, böyle bir problemle malul. Fakat yani mesela işte kapitalistler üretimin sadece kâra endeksli olan kapitalist üretimin yani sosyal ve ekolojik sorunlarıyla yani ilgilenmiyor. Çünkü ne yapın? Eğer ilgilenirse ne olur? Kar oranı düşer. Yani bu kirletmek işte yani doğayı devamlı kirletiyor, kaynakları yok ediyor vesaire vesaire. Dolayısıyla ekososyalizm Marksizmin temel kazanımlarına ekolojik unsuru da eklemek anlamına geliyor. Yani bir tür kızıl yeşil ittifakı diyebilirsin ona. Böyle bir yani bir bu eğer bu sistemden çıkılacaksa bu ekososyalist bir yani bir geçiş süreciyle bir paradigmayla bundan çıkılabilir. Aşağı yukarı yani böyle birkaç cümleyle bunu söyleyebiliriz. Hocam hazır Kızıl Yeşil koalisyonu demişken de siz kitabınızı da hocam hemen şöyle okumak da istiyorum. Agroendüstri ve maden tekellerinin özel katilleri ve burjuva devletler tarafından hunharca katledilen iklim ve ekoloji aktivistlerine, patriarka ve kapitalizme karşı kahramanca mücadele eden, dünyayı doyuran kadınlara, insanlığın ve uygarlığın geleceğine dair ebeveynlerinden çok daha kaygı duyan gençlere adamısınız. Öyle yazmışsınız şeyde ve kitabımızda da zaten ayrıca bu ekososyalist hareket içerisinde işçi sınıfının rolünün ne olacağını da uzun uzadıya tartışıyorsunuz. Ben hocam son soru olarak da bu ekososyalist paradigma içerisinde hem işçi sınıfının rolünü hem de sizin kitabınızı adadığınız gençlerin, kadınların ve sosyal hareketlerin aktivistlerinin diyelim. Sadece hani ekososyalist, ekolojik hareketlerin aktivistlerin değil ama işte sosyal aktivistlerin rolleri ne olacak bu uygarlık krizi çerçevesinde düşündüğümüzde diye sorabilir miyim? Şimdi biliyorsun işçi sınıfı 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk 3 çeyreğinde sosyal arenanın önemli bir aktörü oldu. Yani toplumun çok azınlığı olduğu halde, yani küçük bir azınlığı olduğu halde, en altta olduğu halde, en kötü durumda olduğu halde yani orada önemli kazanımlar elde etti. Biliyorsun işte grev hakkı, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme hakkı, sosyal haklar vesaire bir dizi hak. Yani ağırlığının çok üstünde bir etkisi oldu yani sınıf olarak. Fakat şöyle bir şey oldu. Bu 70'lerin ortalarından sonra biliyorsun 70'lerin ortalarında kapitalizm tekrar krize girdi. 50 yıl sonra çıkabilmiş değil henüz artık. Bu son kriz anlaşılan, bir daha çıkamıyor. Yani bu kapitalizmin krizi, yani kapitalizmin kendisindeki bir kriz olduğu için bu böyle. Şimdi işçi sınıfının bu neoliberal politikaların dayatılmasıyla işçi sınıfının mücadele yeteneği aşındı. Yani maddi bir nedeni var aşınmanın. Şöyle bir nedeni var. Şimdi eskiden ne yapıyorduk? İşçiler kendi devletlerine yönelik taleplerle sahaya çıkıyorlardı. Bir takım haklar elde etmeleri mümkündü. Mesela bir yerde yapılan grevin anında sonuçları var vesaire. Fakat bu neoliberal politikalar sermayenin önünü sonuna kadar açtığı için, yani bütün dünya sermayenin avalanı hali, dünya cenneti haline geldiği için işçi sınıfının, her ülkedeki işçi sınıfı diğer ülkedekinin rakibi haline geldi. Çünkü biri ücretleri düşürürse sermaye oraya gidiyor. Biraz daha çok düşürürse oraya gidiyor. Diyelim mesela şimdi Çin'e gitti. Çin'de ücretler biraz yükselirse belki Vietnam'a gider, Bangladeş'e gider vesaire. Yani bu çok önemli bir mücadelenin zaafa uğraması bu. Daha doğrusu işçi sınıfı mücadele etkinliği azaldı. Şimdi böyle bir sorun var ama bu arada tabii kapitalizm sosyal kötülükleri, ekolojik yıkımı derinleştirdikçe yeni aktörler sahneye çıkmaya başladı. Mesela ben Türkiye'de mesela bundan 25-30 yıl evvel mesela çiftçilerin polisle jandarmayla böyle dişe diş dalaştığını, işte mesela kadınların kahramanca bu burjuva devlete direndiği, bunlar yok. Gençler de mesela biliyorsun bu Greta Thunberg'ın eyleminde milyonlarca dünyanın her yerinden, Türkiye'de dahil, gençler sahaya çıktı. Dolayısıyla işçi sınıfının o zaafını bunların ödünleme potansiyeli çıktı ortaya. Bir bu var, bir de tabii şimdi işçi sınıfının ekolojist olması biraz zor. Şunun için zor. Diyelim ki bir işçi bir silah fabrikasında çalışıyor ya da ne bileyim bir havai fişek fabrikası. Bunlar zararlı üretim biliyorsun. Çok, ya da başka bir bir biyolojik silah yapan bir yerde çalışıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Oradan çekil diyemezsin. Çünkü adam çekildi yani oradan ayrılma lüksü yok. Evet. Anında aç kalır o. Ha, o zaman ne olur? Hangi durumda? Kısaca ben kitapta değindim ona. Yani o zaman dersin ki tamam burayı kapatılacak ama onun karşılığında da bir istihdam garantisi verdiğin durumda ikna olabilir. Aksi halde adamın çoluğu var, çocuğu var, eşi var. Yani aile geçindirmek zorunda olan biri. Dolayısıyla sanıyorum. Ama bu şu demeye de gelebilir. Yani işte kadın hareketi, çiftçi köylü hareketi, ondan sonra ekolojik hareket, gençlerin hareketi, bunlar yükseldikçe işçi sınıfının da yani tekrar eski rolünü üstlenmesi ve tekrar yani sahnenin aktör, yani etkili bir aktörü olabileceğini umut edebiliriz. Evet. Hocam ben elimde bir kitabınız daha var. Gençlerle Baş Başa, İklim Krizi ve Ekolojik Yıkım. Bu da aslında bu yılın başlarında yine Yordam yayınlarından çıktı. Aslında ikiz kardeşler gibi bu kitaplar ama ben bu kitabımızla ilgili Birikim Güncel'e yazdığım yazıda da bunu böyle bir tık daha gönlüm öne çıkartmak istedi bu kitabınızı da. Çünkü ekoloji ve sosyalizm gibi oldukça karmaşık bir konuyu, oldukça bilgi yüklü bir konuyu gençlerin anlayabileceği seviyeye indirmek gayet hani sadece bilgi istemiyor bana sorarsanız, ustalık, tecrübe istiyor. Siz bu kitapta bunu da gösterdiniz. Hocam ben programımızın birinci bölümünde, masa üstündekiler bölümünde Fakir Baykurt'la ilgili bir kitap tanıtmıştım ve bunun için de aynı şeyi söylemiştim. Bir çizgi roman kitabı ve bunu yazmak Fakir Baykurt hocayı tanıtmaktan, yani benim onu oturup yazmamdan çok daha zor bir kitap diye. Yordam yayınlarından Çizgilerle Lenin, Çizgilerle Marx, Çizgilerle Nazım Hikmet, Çizgilerle Ateizm falan gibi seriler çıkmıştı. Bunlar da yine sizin bu kitabınız gibi işte ekonomi, iktisada giriş kitabı yazmaktan çok daha zor şeyler. Ben bu iki kitabınıza aslında birbirlerini tabii ki konu olarak çok yakın kitaplar ama bunun gençlere hitap eden, onların dilinden, onların anlayacağı bir şeyde yazılmış bir kitap olması sebebiyle de ben izleyicilerimize de tanıtmak istiyorum. Ve hocam son sorum, bundan sonra Fikret Başkaya okuyucularını neler bekliyor hocam? Hangi çalışmalarınız var kafanızda, neler var yayınlanması beklenen, bu konuda da bizlere aydınlatır mısınız? Şimdi tabii bu, sen benim angaj olmamı istiyorsun bu vesileyle. Aslında bundan sonraki kitabın başlığı muhtemelen, tabii değişebilir ama, Çıkış Buradan. Ana başlık Çıkış Buradan. Perspektifi ve paradigmayı değiştirmek diye bir başlık. Böyle bir kitapla karşılaşabilirsin bir süre sonra. Aslında bu kitabın devamı gibi olmuyor mu hocam? Yani komünist topluma çıkış burada. Türkiye'nin bu içine bulunduğu durumdan özel olarak, evet, Türkiye'yi konu alan ve neredeyse bir program taslağı gibi bir şey olabilir. Yani öyle bir şey var. İnşallah. Çünkü bizim artık tartışmanın zeminini değiştirmemiz gereken zamandayız. Yani eski kafayla bu yeni durumla yüzleşme imkanımız yok. Yani bunu bütün herkese söylüyorum doğrusu. Hocam önce ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yayınımız burada sona ermek üzere. Ben yine Fikret Başkaya hocama çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Masamın üzerindekiler bölümünde tanıtılmasını istediğiniz kitaplar için lütfen Mete Kaan Kaynar'la Kitaba Dair, programımızın ismi, PTT MESA Batı sitesi Ankara adresine çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Görüş ve eleştirileriniz için Kitaba Dair metekankaynar.com.tr adresi aşağıda şu anda görülüyor. Lütfen görüş ve eleştirilerinizi oraya belirtmeyi, yazmayı, mektup yazmayı lütfen unutmayın. Yeni konuğumuzla ve masamın üzerindeki yeni kitaplarla bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kitapla kalın, hoşça kalın diyorum ve tekrar Fikret hocama çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben de hoşça kal diyorum. Görüşmek üzere.